Sevgili seyirciler, İstanbul'dan, Sarayburnu'ndan, Vapurda Çay Simit Sohbet'ten herkese selam ve sevgiyle. Bugün çayımızla, simidimizle misafir edeceğimiz isim alçak gönüllü, hümanist, kilit dizilerin, kilit filmlerin kilit oyuncusu sevgili Burak Demir'le birlikte olacağız. Sevgi dolu bir baba, Cemal Kaptanımız önderliğinde Sarayburnu'nda, Boğaz'ın tam üstünde Çay Simit Sohbet yapacağız. Evet. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Vapurda Çay Simit Sohbeti bugün sevgili Burak Demir'le yapacağız. Deniz aşığı bir insan demek doğru olur herhalde. Küçük yaşlarda ansiklopedi sayfalarından başlıyor bu merak. Kesinlikle öyle. Çok küçüktüm yani, ilkokul öncesi. Böyle bir gelişim görsel ansiklopedi. 6 ciltli, hiç unutmuyorum. 6.sı da Denizler ve Okyanuslar. Sürekli kucağımda olurdu o. İşte dalgıç fotoğrafları falan vardı. İşte kağıdı üstüne koyup üstünden kopya çekerek o dalgıçları çizer, kartona yapıştırır, keserdim. Akşama kadar o dalgıçlarla oynardım. Bana sorarlardı büyüyünce ne olacaksın diye. Dalgıç olacağım derdim. Ha, iki yıldız dalgıçım. Çünkü hayatım boyunca kulaç atmadım diyebilirim. Hep paletim ve maskem oldu. Bir metre suda ben saatlerimi harcarım. Yani bir de mavi bizde huydur zaten. Kızımın adı Mavi ya. Allah faydası olsun. Allah faydası. Hayran hayran bakıyordunuz gemiye. Ya bayıldım. Çok güzel olmuş renkleri. Yani bir vapur niye siyahtır? Hayır, çok yakışmış bence. Tamam, biraz korsan gemisi gibi. O ayrı. Ama severim yani. Çok güzel olmuş bence ya. Çok hoşuma gitti yani. Buyurun o zaman. Vapur sizi bekliyor. Sevgili seyirciler, Vapurda Çay Simit Sohbeti başlıyoruz. Yetenekli bir oyuncu, güzel bir baba, iyi yürekli bir insan sevgili Burak Demir'le buluştuk. Kendisi aslında oyunculuk gereği aksiyon sahnelerinde oynamayı çok sever. Bugün vapurda olmak nasıl bir duygu? Yani bir atlasam diyor musunuz? Diyorum tabii, ben seviyorum. Yani iş hani derler ya, böyle cıncınlı işler. İnci boncuğu çok, uğraşacaksın, edeceksin, atlayacaksın, zıplayacaksın. Seviyorum, oldum olası hep sevdim yani. Ve ne mutlu ki yaptığım işlerde de böyle şeylere denk geldim yani. Yok araç takip sahnesiymiş, at binmekmiş, kılıç kuşan, silah kullan, çatış, o bu falan, ne mutlu bana. E seviyorum ya, denizin üstündeyiz şu an. Boğaz'ın en güzel noktalarından birindeyiz. Püfür püfür esiyor. Yani keyifli bir yerdeyim. Eksik olmayın, sizinle birlikte olmak çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim, sağ olun. Bir insanı tanırken de, bir oyuncunun performansına bakarken de bazen 2 dakika yeter diyebiliyoruz. Yani o 2 dakika içerisinde ses tonu, bakışı, vücut dili insan için de geçerli bir şey. Kesinlikle öyle. Değil mi? 2 dakikada aslında insanın kendini anlatması mümkün. Kesinlikle mümkün. Yani. Ne mutlu bana böyle bir itibar çizdiysem yıllardır yani. Yani sonuçta işte 22 sene oldu. Ve çok şükür ki hakikaten sokakta da yaşıyorum bu duyguyu, düşünceyi. Zaman nasıl geçiyor değil mi? 22 sene olmuş. Ya evet, çok hızlı geçiyor ya. Yani bazen düşünüyorum da işte ne bileyim, biz daha neyiz ki işte şu falan filan. Bazı karım uyarıyor beni. Ya farkında mısın? 22 yıldır bu işi yapıyorsun diyor. Yani ha diyorum, evet 22 yıldır bu işi yapıyorum. Yani çünkü hep böyle alışmışız. Bir de şimdi biz Ankara'da gördük bu mesleği işte güzel hocalarımızdan falan. Hep böyle bir öğrenciyiz. Bir ki zaten meslekte şey yok yani, oldum doyum noktası zaten yok. Onu kastetmeye çalışmıyorum ama herhalde büyüdüğümüzü büyük kabullenmek istemiyoruz yani. Ya da o tecrübeyi edindiğimizi kabullenmek istemiyoruz sanırım. Evet. Ya 22 senenin tabii başlangıcına bakacak olursak, belki de Mevlana'nın söylediği gibi tüm güzel şeyler sabırdan sonra geliyor. Yani kesinlikle öyle. Değil mi? Kesinlikle öyle yani. Sabretmeden olmuyor. Mümkün değil. Olmaz ki, hala sabrediyoruz. Ha, bir de sabır kelimesini ben hep şey derim yani, evlat olduktan sonra hele dünyaya bakış açınızdaki o sabır kelimesi zaten başka bir hale geliyor. Ki ne mutlu bana bunu yaşıyorum. İşte iki tane evladım var. Bir 9 yaşında oğlum Kuzey. Kuzey ve Mavi. Ve 15 aylık kızım Mavi. Mavi ismini koydunuz ama kızıl galiba. Ya evet, Mavi dedik kırmızı çıktı. Yani bizim birkaç yeğen var hatta ufaklıklar 3-4 yaşlarında şey dediler Mavi'yi ilk gördüklerinde. E hani Mavi'ydi? Yani hani Mavi bebekte? Biz dedik ki şirinler çıkmayacak oğlum yani. Mavi onun ismi. Evet, Mavi. Mavi bizde huydur ya.
Bir baba yani... olarak şöyle bir sözünüz var. Benim dikkatimi çekti. Çok da hoşuma gitti. Hani evlat yetiştirmekle zorluk kelimelerini hiç yan yana koymuyorsunuz. Asla. Yani, değil mi? Asla. Hani onu evlat yetiştirmenin zorluğu var diyen babalardan değilsiniz. Asla. Tabii ki çok zor bir şey. Zor bir süreç. İnsan yetiştiriyorsunuz sonuçta. Ama hikayeye ya işte babayım, işte ufacık bebekte yok sorunu, ya bunları düşünürseniz zaten zorluk içinde boğulursunuz. Evlat yetiştirmek başka bir şey bence. Yani ona sahip olmak duygusu değil bu. Dünyaya bir varlık geldi, sizden bir parça taşıyor. Fakat siz onu dünyaya teslim edeceksiniz. Benim için hissiyat bu. Çünkü ben yarın bir anda yok olabilirim. Değil mi? Evet. Bütün bildiklerinizi yani, aktarmak, göstermek. Rehberlik yani. Rehberiz. Rehberlik edeceğiz. Bu rehberliğimizde yeri gelecek kabul edecek, yeri gelecek kabul etmeyecek bilmiyoruz. Sadece sabır kelimesi değil, birçok duyguyu, insan olmayı bir kere baştan öğreniyorsunuz. Ben öyle söyleyeyim. Yürümeyi bile yeniden öğreniyorsunuz. Çünkü düşünsenize biz kalktık, emekledik ve yürüdük. Hiç kendimizi gözlemleyebilme fırsatımız oldu mu? Olmadı, hatırlamıyoruz olmadı. Bile değil mi? Şu an gözümün önünde bir 9 yıl önce yaşadım birini. Şimdi 15 aylık kızımda yeniden görüyorum. İnsan nasıl yürüyor? Ayakları üstünde durma meselesi bile bir süreç. Ve size dışarıda işinizle ilgili, başka hayatınız, başka ilişkilerinizle ilgili size çok büyük doneler verebiliyor. Doğru. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, aramızdan ayrılan Aragüler'in güzel bir sözü var. Yaşam size verilmiş boş bir film. O yüzden her alanını çok güzel bir şekilde doldurmak gerekiyor diyor. Öyle gerçekten. Bomboş bir sayfa, bomboş bir film gibi. Ve bunu, özür dilerim böldüysem. Hiç önemli. Ve bunu anda yapabiliriz. Dünün fotoğrafını çekmemiz mümkün değil. Değil mi? Bir saat öncesinin fotoğrafı geçti bitti sizle orada sohbet ederken. Çektik çektik. Çektik çektik. Doğru. Evet. Aynen. O anda kalabilme meselesi bu yani. İstanbul'da bunun için anda kalmayı zorlaştıran mı, kolaylaştıran bir şehir mi? Bence bunu zorlaştırıyor. Dünya zaten artık zorlaştırıyor insan için. Çünkü o kadar çok derdimiz, yapmak zorundaymışız gibi hissettirilen bize. Aslında hiç öyle değil dünya da. Bize bu hissettiriliyor ya, bunu yapmak zorundasın, bunu yapmak zorundasın, bunu yapmazsan bu olur. Kafamızda o var ve çocukluktan itibaren bu kodları bize sürekli çevremiz, ailemiz, akrabalarımız, herkes bize yüklüyor zaten. Ve sonra ne oluyor? Anda kalma hikayesi, Küçük Prens kitabını düşünün. Yani ne der Küçük Prens de? Büyümek, çocuk kalabilmek meselesi vardır orada. Yani bütün çocuklar mesela dahi doğuyor aslında. Yani kendi kızıma bakıyorum ki kuzeye bakıyorum, arkadaşımın çocuğuna bakıyorum. Dahiler bunlar. Ama dünyanın o sistemiyle bu dahilik bir yerden sonra artık yok oluyor. Bu yok olma anı yaşayamamaya kadar gidiyor. Biliyor. Yani ki ne kadar önemli bir şey. Yani sürekli yarının kaygısıyla yaşanır mı? Ya da sürekli geçmişte yaptığın hataları düşünerek yaşanır mı? Mümkün değil. Ama şu an mutlu muyuz? Bunun farkına varmak gerekiyor. Çünkü en büyük zenginlik anın farkına varabilmektir. Düşünsenize dünya kadar paranız var. Şu saray burnuna geldiğiniz anda rüzgarı yüzünüzde hissetmiyorsanız ne olacak ki o para? Ki bu pandemi süreci bunu da gösterdi, ispatladı bize. Yani sokağa çıkıp bir fincan çay içemedik, bir kahve içemedik yani. Şaka gibi benim kızım 15 aylık daha yüzümüze taktığımız maskeyi yadırgamıyor mesela. Bu çok acı bence. Yani elini atıp yapmıyor. Çocuk çünkü sokağa bir çıkıyor, herkeste beyaz bir şey var. Garipsemiyor. Normalleşti. Normalde olmuş. Bir bebek ne yapar? Yüzünüze bir şey taktıysanız elini atar. Gözlük takıyorsanız atıyor yani. Merak ediyor çünkü. Doğru. Maskeye böyle bir tepki vermedi mi abi? Oyunculuk gönlünüze dönecek olursak, bir aktör için hangi roller aktörün inisiyatifine, tecrübesine, yeteneğine bırakılır? Küçük rol meselesi değildir bu. Hani derler ya küçük rol yoktur. Hayır, tabii ki küçük rol vardır. Küçük bu diye yaklaşmak doğru değildir. Her role başrol gibi çalışmamız gerekiyor. Çünkü başrol meselesi şudur. Burada şu an bir hikaye çekiyoruz. Hepimiz kendi hikayesinin başrolüdür aslında. Ama şu anki başrol siz, başrol ben, siz yardımcı erkeğe döndünüz. Çünkü kamera öyle işledi. Doğru, doğru. Halbuki o küçük dediğimiz adamın da aslında bir hayatı var. Oraya girdiği zaman küçükmüş gibi görünüyor. Hayır, bir hayatı var. Zaten kralı kral yapan tebaa değil midir? Siz istediğiniz kral kostümünü giyin. Sizi gördüğümde başımı eğmezsem istediğiniz kadar iyi oynayın. Ben o saygıyı size göstermediğim sürece kral rolü çöp olur. Öyle değil mi? Doğru. Şimdi ben küçük bir rol müyüm? Hayır. Kralı kral yapalım. Doğru. Picasso'nun güzel bir sözü var. Ben her zaman yapamayacağım şeyleri yapmaya çalışırım. Çünkü nasıl yapacağını öğrenirim.
diyor. Yani yapamayacağın şeyin üzerine gitmek lazım aslında hayatta. Bu oyunculuk için konuştuğumuz şeyler var ya, insanın kendi inisiyatifiyle geliştirdiği şeyler aslında. Çünkü bir meslek öyle bir meslek ki, insan faktörünü canlandırıyorsunuz, bunun sonu yok. Yaptığımız şeyleri yapmak tekrar yaşatıyor. Haliyle yeni bir şey, yapamadığımız bir şeyi denemek insana öğretici gelen ya şey. Biraz şey, meraklı olmak lazım. Yani oyuncu olmaya karar verdim diye bir şeye inanmıyorum ben. İşte şunu okudum, bunu okudum. Baktım piyasada bir şeyler var. İşte diziler yapılıyor. Doğru, ben niye yapmayayım ki arkadaş? Gittim bir ajansa kaydoldum. Ya bir kurs aldık. Oyuncu olmaya karar verdim. Oyunculuk mesleği böyle bir şey değil. Kararla olmaz o iş. Onu burada böyle bir, onu hissedersin. O yani o başka bir, çünkü oyunculuk yapmak bir dert meselesi, bir sıkıntı meselesidir. Dertten kastım da şu değil. Bir şey öğreteceğim, bir şey anlatacağım, aktaracağım. Hayır ya, bir şey aktarmak zorunda değiliz biz birilerine. Yani en azından ben öyle bir derdim yok benim. Kendi içimde yaşadığım, önce bu sıkıntıları çözmem lazım. Sıkıntılarımdan kaynaklı ben oyuncu oldum. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sahnede bir şey başka özgürlük. Dertlerden tabii ki ya. Yoksa oyuncu olmaya karar verdim. Çünkü üniversite sınavında bunu kazanamadım. Gideyim bir ajansa. Hayır ya. Mesleğe böyle bakılmamalıydı zaten. Zaten böyle bakanlar da çok bir şey yapamaz. İki tane proje yapar, üçüncü projede geçmiş olsun olur yani. Doğru. Tabii emek vermeyince de karşılığı beklemek biraz delilik oluyor. Çünkü delilik, deliliğe dair şöyle bir tanım hoşuma gidiyor. Aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek. Yani hep aynı şeyi yapınca farklı bir sonuç da doğmuyor yani. Tabii. O zaman farklı aynı bir şey yapmak lazım. Kesinlikle. Yeni şey yapmak lazım. Şimdi evliyalar dediniz ya biraz önce. Sonuçta evliyalar, düşünürler, akıllı insanlar. Ama hani kendi akıllarını kabul ettirmeye çalışan insanlar değil. Değiller. Değil mi? Değil. O sadece yürüyor. Değil mi? Evet. Anlayabilen peşine takılıyor. Anlamak isteyen, öğrenmek isteyen. Yoksa hiçbiri misyoner değil. Misyonerlik yapmıyorlar onlar. O sadece kimisi var ki belki de gerçekten bir mahallede, bir köyde, belki de bir köşede sadece oturdu. İnsanlar o oturmanın enerjisine belki kapılıp da ne oluyor diye sorma ihtiyacı duydular. Belki de, bilmiyorum. Yani o öyle bir şey değil tabii. İnsan kendi hakkını başkasına kabul ettirmeye çalıştıkça bazen hani karşısındakinde uzaklaşabiliyor yani. Öyle bir en büyük insani iletişim sıkıntısı bence o. Kabul ettirmeye çalışıyor. Kabul ettirmeye çalışıyor. Anlat, karşıdaki saygıyla dinlesin. Anlatabildim. Kabul etmek zorunda. Ha. Anlatabildim mi ile anladım mı arasındaki fark da o aslında. Yani anladım mı diye sormak başka aynen bir şey. Aynen anlatabildim mi demek başka bir şey. Aynen öyle, aynen öyle. Yani buna mecbur değiliz, kimse de mecbur değil. Ama saygı çerçevesi içerisinde dinlemek, çünkü her başka fikir bize kapı açar, yol açar. Yani dinlemek çok önemli bir şey. Biz dinlemeyi bilmiyoruz ama. Biz istiyoruz ki benim tarafımda olsun, benim gibi düşünsün. Hayır, senin gibi düşünmek zorunda değil. Üçüncü dili oluşturabilirsin ama. Evlilik gibi ya. Herkes bencilce davranıyor. Benim dediğim. Ben böyleyim. Herkes öyle, ben böyleyim. Bu ne demek ben böyleyim? Hani evlilik diye söz açmışken sizin ev ortamında eşinize yardım etme. Geliyor. Yardım etme durumu nasıl? Yani evlilik. Aa, çok basit soruymuş. Basit bir soru değil mi? Yani ama o da bir şey. Şimdi ortak bir evi paylaşıyorsunuz. Sonuçta görev dağılımı yapmak gerekir. O görev dağılımı sizde mesela kendiliğinden oluşan bir şey midir? Yoksa böyle sen bunu yapıyorsun, ben mutfaktan sorumluyum. Onu diyecektim. Görev dağılımına karşıyımdır. Karşısınız. Neyi görüyorsak o anda, o an kim müsaitse onu o insan yapar. Bizim evde öyle. Mesela benim bir teklif aldık karım. 3 yıldır home office çalışıyordu. Kendisi editör, metin yazarı. 3 haftadır çalışıyor. Ve şu an ben 3 haftadır kızım Mavi'ye bakıyorum. Harika. Bakıyorum. Çok çünkü güzel. Bizim ailelerimiz de şehir dışlarında 15 yaşayan aylık, insanlar. Değil mi? 15 aylık. Ama buna rağmen elimden ne geliyorsa, ki zaten biraz tecrübeliyim yani, sonuçta 9 yaşında bir oğlum var. Ev işine falan gelirse zaten bazı şeyler vardır. Mutfakta onlar benden sorumludur. Ben sorumluyumdur. Yani sorumluyum derken ben keyif yaparım. Mesela etiymiş, balığıymış falan filan ben yapacağım. Çok güzel. Kafadan atma çok güzel yemeklerim vardır. Ben yapacağım. Yaparım da yani. Evin temizliğiyse niye yapmayalım? Evimiz orası bizim. Değil mi? Yani ben illa bunun bir günü de yoktur. Yani bir şey görürsem kalkar silerim. Yani ben yaşıyorum orada. Benim çocuklarım geziyor orada. Yani şimdi bir de karım işe başladı. İşte yakında benim de işte set başlayacak falan. Tabii ki bir destek alacağız bebek için. Yani evlilik işte diyorum ya, üçüncü dil meselesi. Yani niye görev dağılmış olsun? Yani niye, tamam iki gün sen yapmış olabilirsin. Biz hiç evde bunlar konuşulmaz bile karımla. Lafını bile etmeyiz. Ne güzel. Yani
benden rica eder. Bunu yapabilir misin? O an müsaitsem tabii ki yaparım derim. Yaparım. Ya da ben ona ya bunu halledemedim. Tamam sorun değil der. Yani biraz çünkü hayata biz güzel bakıyoruz. Mesele de şuradan çıkıyor. Biz gülümseyerek uyanabiliyoruz. Ne güzel. Yani günaydın. Her şeye rağmen. Yani her günaydın türlü sıkıntıya rağmen. Durumu, değil evet. Mi? Evet. Ben bunu vallahi şu anki karımdan öğrendim. Gülümseyerek güne başlama meselesi. Öyle başlayınca ya ne sıkıntısı derdi diyorsun. Doğru. Yani, evet yani. Yani insanın tabii kişiliği olarak da yani bir ortaya koyduğumuz bir kişiliğimiz var. Bir olmak istediğimiz bir tarafımız var. Bir de olduğunu sandığımız bir tarafımız var. Yani siz hangisini yaşıyorsunuz? Zaten olduğumu sahip sandığımızı yaşıyorsak ki ve çok fazla insan var böyle. Olduğunu sandığını yaşayan. Olduğunu sandığını yaşayan ona geçmiş olsun zaten. Yani ne kendini görüyordur ne etrafını görüyordur. Hiçbir şeyi de fark etmemiştir. Yazık ona çok üzücü. Acınası bir vaziyette bence. Dürüstüm kendime ya. Bu önce meslekle başladı. Sonra kendi hayatıma dönerek ve güzel ustalardan çok şey duyarak ilerlemeye çalıştık. 5 yıl ben yetenek sınavına girdim. Almadılar beni hiçbir yere. Dilkare'de almadılar, Hacettepe'de almadılar. En son Cüneyt Gökçer rahmetli bana acıdı herhalde. Dedi ki Burak kaç yıl oldu? 5 yıldır geliyorum hocam dedim. Tamam çık dışarı dedi bana. Neyse sonra da okuduk mezun olduk işte yani. Ne diyordum? Mesleki dürüstlüğümle başlar benim. Neyi yapabildim, neyi yapamadımlarla başlayıp. Çünkü yaşım küçük. Yaş küçükken de sürekli bir anda karakterinize dönüp nasıl hani sanatla ilgileniyor ya bu adam sanki çok doğru olacak. Hayır öyle bir dünya yok. Hepimiz insanız ya. Hepimiz hatalarıyla ne bileyim işte doğrularımızla falan işte yoğruluyoruz bir şekilde. Öyle şeyler yaşıyoruz ki zaten bugünlerde yaşadığımız mutluluk işte o tecrübe. Yani ah keşke şunu yapaydım. Yok hayır. Şimdi doğru. O gün zaten seni bugünlere taşıdı. Sen o keşke dediğin şeye belki girmiş olsaydın bugün bu mutluluğu yaşayamayacaktın diye düşünüyorum ben. Çünkü şu an hakikaten huzurum yerinde, keyfim yerinde, evlatlarım sağlıklı. Baktığım zaman hayatıma. Allah çok şükür. Mesleki anlamda çalışıyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Yeni şeyler üretmeye çalışıyorum. Böyle olunca hayat zaten yeni fırsatlar doğuruyor. Her zaman doğurur. Doğurur yani. Bu şey gibi bir şey değil yani hayata tuzu kuru. Hayır bir tuzu kuru meselesi değil bu. Yani ki tuzumuzun da kuru değil anca. Yani tuzu kuru yani doğru. Hep öyle bakılır ya. Doğru. Yani hayır ya bu keyif hayata bir bakış açısı. Sahip olduklarımızla geçmişimiz bir tarafa okey yaşamışız falan ama şu an sahip olduklarımızla mutlu olabilme meselesi olduğuna inanıyorum. Peki Burak Demir bugün yaptıklarıyla mı var, yapmadıklarıyla mı? Çünkü bazen hayattaki seçimler önemli. Bazen sizi yapmayacağınız şeyler belirliyor ya hayatta. Yani çünkü yaptığını yani insan her şeyi yapabilir ama yapmadıklarınız bazen sizi belirleyebiliyor. Vallahi yapmadıklarımla varım. Değil mi? Yapmadık. Tercih etmediklerim. Tercih etmediklerimiz yani. Değil mi? Çünkü çok genç yaşta koşuşturmaya başlamış bir insanım. Çok acayip şeyler, anılarım var. Çok güzel hayati tecrübelerim var. Ben evet sanırım şimdi bu soruyu hiç sormamıştım kendime. Güzel soruymuş hakikaten tebrik ederim. Böyle bir anda dınk diye hani derler ya böyle bir geçti. Birçok şey geçti kafamdan. İnsan yapmadıkları belirliyor çünkü bazen. Kesinlikle. Yani. İyi ki yapmamışım. Doğru. İyi şimdi ki. Tabii cehaletle dahilik arasındaki farkı şöyle yorumlamak doğru olabilir. Hani dahiliğin sınırları var. Cehaletin sınırı yok. Yok. Doğru. Değil mi? Tabii asla. Kesinlikle. Diyebilir miyiz yani? En tehlikeli de insan tipidir yani. Bilemezsiniz ne yapacağını. Doğru. Hani şey lafı vardır ya şimdi lafı doğru zikredemeyebilirim. Akıllı düşman cahil meselesi. Değil mi? Yani evet. Kesinlikle öyle. Vapurda çay simit sohbete devam ediyoruz. Çaylarımızdan bir yudum alıyoruz. Simitler de dekor değil bu arada hani. Biliyorum da şey şimdi, fırsat bulamadım. Sohbet ederken yemek çok zor değil ya mi? Ya bizim şimdi simit deyince niye yiyemediğimi belki de şundan şu psikolojiden kaynaklı yiyememiş olabilirim. Rahmetli Ejder Akışık diksiyon hocamızdı bizim Bilkent Üniversitesi'nde. Allah rahmet eylesin. Bak rahmet Allah istedi. Rahmet eylesin. Simitle ilgili bir anısını anlatmıştı. Sokakta yürürken simit de yeri gelir yiyemeyiz, yememeliyiz. Simit düşünsenize. Sonuçta hayranlarınız var. Devlet Tiyatrosu'nda bir oyuncusunuz. Doğru. O simidi yediğinizde onun susamı
Şimdi düşünsenize ben az önce bir simitten ısırdım. Şimdi bak bir saniye bir su alayım. Bak, simit çünkü abi simit. Çok zor. Doğru doğru. Susamsız olsaydı bak kabulden susamlı simit burada doğru. Beni çok zor. Birisiyle flört etmeye giderken hani menüden canınızın istemediği değil de kolay yenmesi olan şeyi seçmek lazım. Tabii ya. Yani. Biz de sohbet ederken simit ikram ediyoruz işi zorlaştırıyor muyuz biraz? Vallahi ben bir an gözüm takılmadı değil çok severim. Çok güzel. Afiyet olsun. Ha bir anda aklıma geldi. Rahmet istedi herhalde Ejder Hoca ya. Evet. Simit yiyemezdik dedi. O işte o şeyden kaynaklı zorluğu işte susamı musamı böyle falan filanlara girmemek için herhalde. Küçük kızınızı vapura bindirmişsiniz daha bindirdim. 15 aylık. Ya, evet. Martılara simit atacak yaşa gelir inşallah. İnşallah inşallah. Yani birlikte yakın zamanda. İnşallah tabii ki. Yani güzel anılarımız olsun. Güzel insanlarla karşılaşsınlar. Yani inşallah. Zaten şimdi görüyor biz oturduğum konumun önü çok açık bir bölge ve sürekli martılar var orada. Çünkü pazar yeri kuruluyor, işte bir böyle bir çarşı kısmında balıkçılar falan var. Tepe sürekli kalabalıktır ve bizim balkon, 7. kattayız, sürekli köşeye martı konar. Misafir. Ve o ve besliyoruz da onları. Ben arada böyle bir şeyler veriyorum onlara. Kaçmıyor mu? Alıştı artık. Valla o kadar alıştı, bizim güveniyorlar bizim balkona. Ya diyorlar ki ben buraya konarsam başıma bir şey gelmeyecek diyor en azından hayvan. Fakat şimdi masanın konumu gereği de maviye oturttuğumuz noktada hep o camı köşeyi görüyor. Şimdi geliyor 2-3 tane martı vang 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 yaptık da kız böyle bunlarla iletişime geçti. Dedik ya bu herhalde önce martılarla konuşmaya başlayacak. Guf guf diyor her gördüğünde. Guf guf gel, guf guf gel. Kuş diyemiyor, guf diyor şu an. Martı ile şu an öyle bir iletişimim var. Dedim konuyu da bağlayamadım. Yok. Şimdi yeni soruyla devam edelim. İnsanın yardım bekleyen birisi sizce aciz midir? Yani birinden yardım bekleyen İnsan yani bazı insanlar vardır ya ben kendi işimi kendim yapacağım. İnsan tabii ki haliyle kendine yardım etmeyi başaramayan bir insan da başkasına da faydalı olamaz tabii ama. Aciz değildir. Yardım isterken aciz duruma düşebileceğini düşünen insan tipi vardır bence. Evet. Işte, yardım istemekten çekinir. Aman. Hayır ya. Aslında yani, karşı tarafı memnun etmek adına da değil mi? Mesela. Yani ben sizin için bir şey yapsam mutlu olurum. Tabii ama bunun bir karşılığı olmalı. Bir minicik bir teşekkür, bir şey. O da yok insanlarda. Teşekkür o, evet. Yani ya da bir gülümseme. Seme. Yani. En fazla bunu bekliyor zaten. Kesinlikle çünkü edemezsin. Hayatta ne olursanız olun, kim olursanız olun. Yani herkesin mutlaka bir noktada yardıma ihtiyacı var. Var. Ben genelde sokakta şunu gözlemliyorum. Kendim de yapmamaya çalışıyorum arkadaşlarımla falan. Abi şuraya nasıl gidiyorduk? Tarif ediyor şimdi karşıdaki. Hani tarif etti ya teşekkür yok. Hani tarif etti hemen bir gitme durumu var. Yani tabii. Eyvallah abi sağ ol durumunu şey ya, bazen unutuyoruz yani. Hani soruyoruz, cevap alıyoruz, hemen gidiyoruz. Onu yapmamak lazım sanki. Kesinlikle ya insanız nihayetinde. Yani ne olur bir teşekkür etsen yani. O da kendini iyi hissedecek bu kadar basit ya. Sen yardım istemişsin. Sadece bir teşekkür bu. Yapmıyoruz ya. İnsan kendini mutlu etmek istiyor. Tabii bencilce de davranabiliyor bunun için. İnsanın kendisini mutlu etmesinin hep kolay olduğunu düşünürüm kendi adına. Bir başkasıyla, bir başkasını mutlu ederek mutlu olmayı ne zaman keşfettiniz? Bunu keşfetmişsinizdir. Çünkü insan kendini mutlu etmek için aslında bir başkasını mutlu ettiği zaman mutlu olma duygusu çok güzel. Onun da ama herhalde bir sınırı var ya. Ben bir ara öyle mesela hep kendimi şey hissederdim üniversite yıllarımda. Yani birilerinin mutluluğuyla mutlu oluyordum. Üniversite zamanları. Üniversite zamanları. İşte o deli fişek zamanları. İşte ne bileyim işte o arada bizim evin hallerinde oynuyorum. İşte Bilkent'te okuyorum. Bir taraftan da çalışıyorum falan. Böyle bir şeye takılmıştım ben. Yani bu çok verince de karşı tarafı çok mutlu edince de bu sefer yıpranıyor muydunuz onu? Evet. Hep kazık yedim. Kazık yedim. Hep. Evet. Yani kaçarı yok. Yani. Bir ikidir. Böyle bana sımsıkı sarılıp da dostça, arkadaşça ya da aşkla fark etmez. 10 yıl görüşmeyeyim, bir telefonumla her şeyi yapabilecek ya da onun bir telefonuyla hakikaten elimden ne geliyorsa yapabilecek dostlarım var. Ne mutlu bana. Ama bunu yakalayabilmek çok zor. Aşkta da böyle bu. Çünkü aşk, herkes baktığımız gibi bakamıyor hikayeye. Hayatın içinde böyle tamam ben kendimi hazır hissedeyim ya da tamam ben daha olmadım, olduğum zaman harekete geçeyim durumu bazen insana ikinci bir şans vermeyebilir. Belki o anda şimdi yapmak lazıma katılır mısınız? Bazen insan hazır olmayı bekler bir şey yapmak için. Siz bekler miydiniz?
mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman en uygun zaman işte o olmayabilir. Doğru. Denk gelmeyebilir çünkü. Biraz böyle bir adım atmak lazım. O adım atma meselesi. Ama belli noktalarda da şey vardır mesela. Mesleğimle ilgili örnek vereyim. Hep bana şey derlerdi. Ya, tek kişilik oyun. Tek kişilik oyun yapsana. Derdim ki hayır ya. Şu an değil. Şu an değil. Yani çünkü mesleki aktör olarak bunu şu an hazır hissetmiyorum. Yani bir saat boyunca seyirciyi tutma duygusu, o performans, ışığı kaçırma, onu kaçırma teknik mi? Dedim ki hazır hissetmiyorum. Bazen ama bir yıl önce yaptım. Cesaretle cüret etseniz belki daha önce yapmış. Çünkü yapan çok var. Sonra hüsran olabilir. Yapan çok var. İzliyorum. Yani çok iyi yapanı var ama çok iyi yapana baktığımda içinde bir şey var. Ya bir yaş, tecrübe, bir aktörlük, yani bir enerji var orada yani. Anlatabiliyor muyum? O doygunluğu hissediyoruz zaten. Doğru. Şimdi bundan yıllar önce imkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım diyen Fatih Sultan Mehmet aslında gemileri karadan yürütelim derken böyle söylüyor. Ve bunu söylerken kaç yaşında ya? Şaka gibi yani. Yani imkanı görebilmek için imkansızı denemek lazım yani. Bir şeyin imkanını görebilmek için imkansız denemek lazım. Kesinlikle öyle. Aynen. İmkansızı denemeyi sever misiniz? Tabii benim belli işte 5 yıl yetenek sınavına girdim. Doğru. Memur çocuğuyum. Ailede bir tane sanatla uğraşan insan yok. İmkanlı. Anne baba memur. Bir gün işte bir şey oldu. Annem geldi eve. O zaman da lisede okuyorum işte. Ama o liseye kadar da evde hep bana bir soytarı muamelesi yapıldı. Niyesini böyleymiş işte. Bir şey hissedildi herhalde. Ya işte şunu taklidini yapsana. Hep öyle klasiktir ya falan. Yoksa ben çocukluğumdan beri kitap okuyan, çocukluğumdan beri işte tiyatrolara giden falan. Öyle bir çocuk olmadım ben hiçbir zaman. Yani değildim. Annem bir gün geldi. İşte o zaman da işte org kursu. Şurası burası uğraşıyor annem. Bir şeyler yapmaya çalışıyor kadın. Yapamamış çünkü zamanında. Okumamıştı kendisi. Ya dedi Burak dedi işte dedi Yeni Mahalle Belediyesi'nin dedi tiyatro kursları varmış. O zaman da dershaneye gidiyorum. Lisedeyim, üniversite sınavına falan gireceğim işte. Bir ne dersin dedi. Tamam dedim, gittim. Sınava gecikmişim hatta ben. Açtım kapıyı. Hiç unutmam. Hakan Salınmış. Oturuyordu Hakan abi. Kulaklar içindesin. Kapıyı açtım. Buyur dedi. Dedim böyle böyle sınava ben geldim. Kardeş bitti dedi. Aa geciktin mi falan, saati karıştırmışım. Yani fütursuzlukla geç kalma durumu değil. Ha peki, nasıl peki dediysem. Bir dakika dedi bana. Bütün hayatım değişti. İçeri girdim, bana bir şiir okutturdu. Biraz sohbet etti, pazartesi gel başla dedi. Hani imkansızla uğraşma meselesi. Babam zaten inanmıyormuş. Babam bırakmış, benim annem çok destek oldu. Babam diyormuş ki ya Zeynep uğraşmasın artık, girsin bir yere çalışsın ya falan filan. Annem de diyormuş ya saçmalama bu çocuk bir yerde girip çalışamaz falan anladın mı? Orada bir savaş da var. Haberim yok benim, sonra öğrendim. Rahmetli işte babam da rahmetli oldu. Ya uğraştım çünkü hep imkansız gözüyle baktılar bana. Bazıları için şey durumu söz konusu ama hani anne ve baba derken okuduğun en güzel kitap hangisidir diye sormuşlar. Annem demiş. Yani evet. İnsan annesiyle... Analarımızın karnından dünyaya geliyoruz. Onlarla yaşama, birlikte olma fırsatımız da aslında okuduğumuz en güzel kitap olabiliyor bazen. Doğru. Evet evet, kesinlikle öyle. Yani. Hayat sizi güldürüyor benim anladığım kadarıyla. O zaman esprileri yakalıyorsunuz. Hayat seni güldürmüyorsa esprileri yakalayamıyorsunuz diye bir şey var yani. Evet aynen öyle. Yani hayat aslında gülünecek çok şey veriyor insana diyebiliriz evet, herhalde. Kesinlikle öyle. Ama şunu açıkça söyleyeyim. Son 3 yılımda çünkü gerçekten her şeye gülebiliyorum ve bunun sayesinde bunu işte karımın payı çok yüksek, bir kemin. Yani o yaptı bunu. Her gün de söylerim ona, yani senin sayende. İnsan anne babasını... O da diyor ki senin sayende falan. O uzuyor konu. Uzuyor mu? Ama yok ya, o öğretti bana bunu, gösterdi. Çünkü kendisi öyle bakıyor hayata. Doğru. İnsan yani... anne babasını kendi tercih edemiyor diye geçen bir büyüğüm söyler. O yüzden insan eşini kendi tercih edebiliyor. Doğruyu tercih etmek ama o da şans be. O da şans. O da kumar doğru, ya. Doğru. O da şans. Kolay değil. Buluşabilme meselesi herhalde doğru. Ya. Shakespeare'in güzel bir sözü var. Nasıl yorum yapacaksınız bilmiyorum. Aa, çok kıskandım. Sabahtan beri şunu sözü bunu sözü diyorsun. Yok yok ben bugün... Bir tane de benim aklıma hatta bir tane geldi de onu da doğru dürüst söyleyemedim ya. Lafı kimin söylediğini bile hatırlamıyorum. Helal olsun. Estağfurullah. Yok yok. Bazı programlarda böyle güzel sözlerle yol almak güzel oluyor. Müthiş yani. Hoşuma gitti için söylüyorum. Tiyatrocu olunca ben de böyle gideyim istedim. Estağfurullah. Yani. Shakespeare vallahi, falan o yüzden. Eyvallah. Valla bravo yani. Evet, müthiş. Teşekkür ederim. Shakespeare şöyle demiş, biz güle gül demeseydik de gül kokacaktı. Evet bak, tamam, doğru. Ne demek şimdi bu? Şimdi ben
Türkçe dersimde sevgili Ahmet Hocam vardı üniversite hazırlanırken lise döneminde. Bu okuduğunu anlama bölümüne çok çalışırdım. Yani bir cümle ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Hayatı yorumlamak anlamı. Konuyla ilgili Can Yücel'in de çok güzel bir lafı var ama bu yeri değil. Bak aklıma geldi yine bu sefer de zikredemedim cümleyi. Peki Nazım Hikmet'ten de bir söz söyleyeyim mi? Gitmek sadece bir eylemdir, unutmak ise bir devrim der. Unutmayı niye devrime benzetmiş? Geçmişe takılı kalma meselesinden kaynaklı. Değil mi? Yani hep geçmişi düşünerek tecrübeleri sırtlanmak başka bir şeydir, oraya takılmak başka bir şeydir. Ve onu unutup yeni adım, çünkü unutmamak adım attırmaz insana. Unutmamak adım attırmaz, kesinlikle katılıyorum. Unuttuğumuz an yeni bir adım atabiliriz. Evet. Ve insan öyle bir noktaya geliyor ki bazen unutamadığı için adım atmayı bırakıp kımıldayamıyor. O yüzden bile. De bir devrim nitelemi. Aslında kendi içimizde, doğru. Bakış açımızda bir devrim yapmış oluyoruz. Unutarak. Unutarak. Mi? Çok doğru. Unutmamak acı da çektirir, adım attırtmaz, yeni tecrübelere sahip çıkamayız. Yeniliği, güzelliği göremeyiz. Doğru. Fark edemeyiz, farkındalığımızı kapatır. Doğru. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Siz söylerken. Efendim yavaş yavaş vapurda çay simit sohbetin sonuna geleceğiz. İnsan bazen ne dediğini unutabiliyor. İnsanın kendi söylediğini unutamaması için en güzel yol her zaman doğruyu söylemesi. Evet. Sanıyorum değil mi? Kesinlikle öyle. Doğru söyledi. Düşünsene ona sıktım buna sıktım. Sonra yani. Sonra ne demiştim ben? Toparlamak, not alman lazım. Lazım yani. Yani. Evet. Ne demiştim ya diye kalır insan tabii ki. Kalır yani. İnsan ya ona bunu demiştim. O yüzden her zaman doğruyu söylemek lazım. Eksik evet. Olmayın sizin samimiyetinizde. Bizleri çok mutlu etti. Teşekkür ederim. Zaten bunu az önce konuştuk ya, burada da söyleyeyim açık yüreklilikle. Yıllardır yapıyorsunuz programı. İsmi bile beni çok cezbediyordu ve hep şey diyordum, ya beni niye çağırmıyorlar? keşke ben de bir gün bir çıksam şuraya, bir iki laflasak. Bugüne kısmetmiş diyeyim. Bugüne kısmetmiş. O yüzden çok teşekkür ederim. Tüm ekibe de çok teşekkür ederim. Çok keyifli ağırladınız. Hı-hı. Çok sağ olun, ne mutlu bana. Kalender bir insanla, sevgili Burak Demir'le birlikteydik. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Oh amin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Herkes için sağ olun. Sağ olun. Uzun zamandır fikrini, adını çok sevdiğim programa Maviler içinde Mavilik'te konuk oldum. Sohbetimiz her şeyden önce kahkahamız boldu. Tüm ekibe teşekkür ederim. Burak Demir. (Gülüyor)